11 ana kas grubu. Vücudumuzda 11 tane ana kas grubu bulunuyor. Şimdi bunlardan kısaca bahsedeceğim. Kasların isimleri üzerinde fazla durmayacağım fakat vücudumuzun neresinde yer aldıkları hakkında da bilginiz olsun istiyorum. Evet, kol, bacak ve gövde yani kor. Gördüğünüz gibi tahtaya yazdım. On bir tane grup var. Kollarda dört tane bulunuyor. Bacaklarda üç tane bulunuyor. Korda da dört tane bulunuyor. Başlamadan önce size gövde dediğim kor bölgesini açıklayayım biraz. Ben kısaca gövde dedim ama aslında kor bölgesi Birazdan da göstereceğim gibi alt ve üst karın kaslarını, bunların yanlarındaki kasları ve arkada bel ve boyun kas gruplarını içeren bölgedir. Bu kasların nerede yer aldıklarını bilmek aslında çok faydalı. Çünkü spor salonuna veya başka bir yere gittiğinizde bu kasları harekete geçirmeniz çok çok önemli. Her birinin üzerine düşüp çalıştırmanız ve hangisinin güçlü, hangisinin zayıf olduğunu öğrenip dengesiz olanı güçlendirmeniz çok önemli. Çünkü bazen sağ ve sol tarafta bulunan kaslarımız arasında güç dengesizliği oluyor. O yüzden bu kasların vücudumuzun neresinde yer aldıklarını bilmek oldukça önemli. Şimdi hızlı bir şekilde bu konudan bahsedeceğim. Önce kollardan başlayalım. Burada ön kol kası var. Önden bakınca en iyi görünen kas ön kol kasıdır. Ön kol kasının üstünde tam şurada pazu kası var. Evet, pazuların arkasında yani kolumuzun arka kısmında arka kol dediğimiz kaslarımız var. Pazu ve arka kol kaslarının üst kısmında ise omuz kaslarımız bulunuyor. Omuz kasları hem önden hem arkadan görünüyor. Ama ben sadece buraya çizeceğim. Evet, kollarımızda yer alan dört kas bunlar oluyor. Şimdi bacak kaslarına geçelim. Evet, quadriceps dediğimiz üst bacak kaslarımız şurada bulunuyor. Bunlara quadriceps denilmesinin nedeni, burada birlikte çalışan dört ayrı kasın bulunmasıdır. Quadriceps'lerin diğer tarafında, yani arka tarafında hamstring, yani arka bacak kası bulunuyor. Evet, Hamstring kasını görebilirsiniz. Bu kasın üzerinde biraz durmak istiyorum çünkü bu çok fazla çalışıyor ve genelde insanlar hamstring kasında esneme hareketleri yapmıyor. Hatta hamstring kasının çok gergin olmasından dolayı da sık sık ağrı şikayetleriniz olabilir. Evet. Altında baldır kası var. Baldırlar bacağın alt kısmında yer alan kaval kemiklerinin tam arka tarafında yer alır. Bacağınızın alt kısmının ön tarafı bu yüzden çok kemiklidir. Arkası da etli ve kaslı bir yapıya sahip. Evet, üç bacak kasımızı da bu şekilde incelemiş olduk. Şimdi gövde kaslarına yani kor bölgesine geçelim. Önce ön karın kaslarından başlayalım. Evet, burada altılı karın kaslarından bahsedelim biraz. Burada abs dediğimiz karın kasları var ve oldukça önemli bir kas grubu. Mekik çekmenizi bu kaslar sağlıyor. Onların üzerinde göğüs yer alıyor. Bakın burada görebilirsiniz. Evet, ön tarafta iki kas var ve tabii ki iki tane de arkada var. Bunları da sarı renkle göstereyim. Boyun kası. Boyun kasının baklava dilimine benzer bir şekli var. Boyun ve sırtın üst kısmına destek sağlıyor bu kas. Ve son olarak da kanat şekline benzeyen iki kasımız. Daha doğrusu çift taraflı bir kasımız daha var. Bu kasımızın ismi de kanat kası oluyor. Aslında çok geniş bir kas. Ama ben hepsini çizmeyeceğim. Kanat kası sırtımızın neredeyse tamamı boyunca uzanır ve aynı zamanda sırtımızın ana kası oluyor. Belimi incittim diyen birini duyarsanız ve sırtın alt kısımlarında ağrı varsa kanat kaslarındaki bir sorundan bahsediyorlar demektir. Dört karın kasımızı da bu şekilde incelemiş olduk. Evet, sayacak olursak 11 tane ana kas grubumuz var. Şimdi kısaca tekrar edelim. Omuz kası, pazular, ön kol ve arka kol kasımız var. Bacaklarımızda üst bacak kaslarımız, hamstring ve baldırlar. Kor bölgemizde de karın kaslarımız, göğüs kasımız Sırtımızın üst kısmında boyun kası ve alt kısmında kanat kasımız yer alıyor. İşte 11 kas grubumuz bu şekilde.